Çekinmeyin, onun için söylemiyorum. Bazı sorular yanlış sorulardır. Mesela ben insan ömrünü niye vermeli? Bende uyandırdığı ilk şey bu yanlış bir soru. Bir şeye vermen gerekmiyor. Ömür, hayat, insan, varoluşumuz böyle bir şey değil. Mesela kendini dine vermen de gerekmiyor. Kendini yani herhangi bir kutsal şey için bile vermen gerekmiyor. Öyle bir kavram yok aslında. Hayatını işte şu işe vakfettim. Veya işte hayatımı eşime, aileme vakfettim. Bunlar aslında yanlış bakış açıları. Bugün aklımdan öyle bir ayet geçti. Yani Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır diyor. Tabii anlayabileceğimiz çok anlamlı bir şey. Bunu alışveriş yapar. Hani de çevrene saygı gösterir. Sen çevren de sana saygı duyar. Bana sorarsanız bunlar da önemlidir. Yani bu nedir? Bu insanlarla alışveriş yapma mantığıdır. Tabii ki yaptığınız bu alışverişin hasılatı büyük oranda eksi şekilde işler. İyi davranmışsındır ama aynı iyi davranışı bulamamışsındır. Dürüst davranmışsındır, aynı dürüstlüğü görmemişsindir. Fedakarlık yapmışsındır, aynı fedakarlığı görmemişsindir. Tırnak içinde iyilik yapmışsındır, iyilik bulamamışsındır. Bunun üzerinden hareket etmek aslında insanın varoluşunu ve varlığının aslında neye yönelimli olması gerektiğini, eski dille yani neye teveccüh etmesi gerektiğini şaşırmasından kaynaklanır. İnsanın alışverişi yaradan mıdır? O alışverişten yatay düzlemde bir akış da olur. Yani insanın alışverişi yaradanla bir süreç olarak tanımlanmalıdır. O sürecin halka bakan bir yanı da vardır. Bunu karıştırdığımızda yani alışverişimizi insanlarla, hayatla, dünyayla yaptığımız anda her şey bambaşka bir renge bürünür. İnanmak yaradanla alışveriş yapmaktır. İnanmamak alışverişini insanlarla, hayatla, dünyayla yapmaktır. Bakın yani inanmak veya dindarlık kavramları tabii günümüzde çok böyle yerlere kadar düştüğü için ve yanlış tanımlandığı için artık insanlar din, dindarlık, maneviyat, inanmayı duymak istemiyorlar. Ben de çoğunlukla aslında bu kavramları da kullanmayabilirim. Ama ben aslında çok önemli bir şeyi kaçırmamamız gerektiğini hatırlatmak için bu kavramları zaman zaman çok güçlü bir şekilde hatırlatmaya çalışıyorum. Mesela bakın çok basit bir şey. İnanmak ve dindar olmak kendini Allah'ta bulmaktır. İnanmamak kendi varoluşunu insanlarda ve hayat ve dünyada aramaktır. Bu çok temel bir ayrımdır. Ben inandığım zaman, dindar olduğum zaman ben kendimi Allah'ta bulmaya çalışan biriyim. Ve kendimin Allah'ta olduğunu en azından teorik olarak bilen biriyim. Buna inanmış oluyorum. Yani ben kimim? Ben Tanrı'da var olanım. Ve Tanrı'daki varlığım benim tarafından da algılanabilir bir varlık. Tanrı benim varlığıma şahit. Ben de aynı zamanda Tanrı'daki varlığıma şahit olabilirim. İnanmak mesela böyle bir şeydir. Ve çok önemli bir kategorik farktır. İnanmamak kendini bedene, zihne, tabiatın biyolojik sürecine, ilişkilere, dünyada alıp verdiğine, dünyada bıraktığın ize
odaklı bir şekilde algılamaktır. Bu çok büyük bir kategorik bir fark. O yüzden gerçekten anlaşıldığında inanmanın, dindarlığın çok büyük bir varoluş, hayat algısı farkı oluşturduğunu anlamak gerekiyor. Bir insan kendini Tanrı'da arıyorsa bu başka bir algı ve bilinçtir. Bir insan kendini hayatın içinde, insanlarda, ilişkilerde, bu sorular, sorularımıza verdiğimiz cevaplar buna göre çok değişir. O yüzden belki daha önce de söyledim. Gerçeği anladığınız zaman bazı soruların cevabını vermezsiniz. Soruların kendisi ortadan kalkar. Sorunun kendisi ortadan kalkar. Mesela şöyle hayatıma baktığım zaman hayatımda nankör olmayan kim var? Şimdi bunu düşünen bir insan, yatay düzlemde düşünen bir insan, aslında farkında olmadan kendini de tanımayan, varoluşu da tanımayan, hakikati de anlamayan bir insan. Kim bana nankör? Veya insanlar çok nankör. Acaba bu dünyada nankör olmayan biri var mı? Hakikati anladığınız zaman bu soru ortadan kalkar. Niye? Çünkü ben iyiliğin kaynağı değilim ki birinin bana nankör olduğunu düşüneyim. Ama siz iyilik yapıyorsunuz ya. Daha doğrusu egonuz size öyle diyor ya. İşte ben iyiyim, dürüstüm, anlayışlıyım, fedakarım. Elimden geleni yapıyorum. Ama işte patronum çok nankör, eşim nankör, arkadaşım nankör, babam nankör, kardeşim nankör. Allah Allah, yani nasıl bir insan bana karşı nankör olabiliyor? Çünkü ben iyiliğin kaynağıyım. Dürüstlüğün, iyiliğin, merhametin, sadakatin, fedakarlığın kaynağıyım. Dolayısıyla bunları eğer sergiliyorsam, bunları sergilediğim oranda alacaklıyım. Büyük bir alacak oluşuyor. Ama farkında değilsin. Ne zaman alacağını iyi hatırlıyorsun? Alacağın ödenmemeye başladığında. Hesabına para yatmıyor. Hatta hesabındaki parayı çekiyorlar biraz. Öyle bir şey oluyor. İşte artık sen eskiden bana çok saygılı davranırdın. Şimdi öyle saygılı davranmıyorsun. Hesabından para çekmişsin. Eskisi gibi para yatmıyor. O zaman alacak hikayesi üretiyorsun. Buyur. Hocam peki hani bu da muhatap olan kişi için siz bunu söylediniz. Hani boşuna insanların nankör diye suçlaması diyece. Peki bir kişiye diyelim biri iyilik yaptı. O kişinin şöyle demesi o kişi açısından yani. Hani ben de buna karşılık verilir gibi düşünmesi hani onun açısından ama doğru olan değil mi? Yani nasıl o iyilik Allah'tan geldi. Hani yapsam da olur, yapmasam da olur gibi düşünmesi de pek de doğru değil herhalde ama değil mi? O kişi açısından. O bizim ilgi alanımız değil. O kişiye bakan tarafıyla da şöyle düşünürsün. Dersin ki bu insan kendi insanlığının gereğini yaptı. Ben de kendi insanlığının gereğini yapayım. Karşılığını vereyim değil. Anladın mı? Ben kendi insanlığının gereğini yapıyorum. Muhatabım da kendi insanlığının gereğini yapıyorsa yapıyordur. Bakın, birçok nokta yanlış bir yerden başladığımız için problem olur. Nankörlük hikayesine bir başladınız mı ömrünüz boyunca o hikaye devam edersiniz. Ama baştan yanlıştır. Baştan soru yanlıştır. Bir kişi iyilik yaparsa bir kişi iyilik yapamaz. Ben iyilik yapamam. Yapamazsınız. Nasıl yapamam? Yani sana verilen bu donanım olmasa sen nasıl iyilik yapabilirsin? Hiç düşünmüyor muyuz bunu? Aslında çok basit bir şey. Çok zor olan bir şey değil yani. Değil mi? Yani kalbinize merhamet etme imkanı verilmese nasıl merhamet edebilirsiniz?
Bu mümkün değil, yapamayız bunu. O zaman iyilik bizden kaynaklanmıyor. Bakın bütün kutsal kitaplar bunu anlattığı halde tırnak içinde inanan insanların %99'u, abartmadan söylüyorum, %99'u iyilik bendendir. Bilinçaltıyla yaşar. Bunu dillendirmese bile ve Allah rızası için yapıyorum dese bile aslında böyle yapmaz. Böyle yapmak için gerçekten çok bilinçli, çok farkındalıklı olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bir başka benlik algısı bize bunun tersini söyler. Sen yaptın der. Sen fedakarlık yaptın, sen sıkıntı çektin, sen destekledin, sen yardım ettin, sen çaba gösterdin. Sonra farkına varmadan arkadan büyük bir alacak hesabını size yükler. Sonra da hayatınız, insanlar çok nankör. Bakın sosyal medyaya, insanlar sürekli şikayet ediyor değil mi? İnsanlardan şikayet ediyor. Nankör insanlar, bencil insanlar. Sürekli şikayet. Bu nedir hepsi? Eşittir alacaklıyız. Onların hashtag mi diyorlar? Yani üst şeyi şudur. Alacaklıyız ama alacağımızı bir türlü tahsil edemiyoruz. Bu insanlık başlığı altında değerlendirilemez. Bu tür şikayetler alacaklıyız başlığı altında. Biz hiçbir şey Allah için yapmadık. Allah rızası diye bir şey yoktur. Bu bir hikayedir. Biz ara sıra böyle diyoruz ama aslında böyle bir şey yok. Veya hiçbir beklentim yok. Ya gerçekten öyle bir şeysen, yani gerçekten insanı, hiçbir beklentin yoksa gerçekten çok muazzam bir noktada duruyorsun. Ama küserek, alınarak değil. Gerçekten hiçbir beklentin yok. Fakat yani benim bir beklentim yok. Aslında beklentili olmaya hakkım var ama beklentim yok değil bakın. Benim hiçbir beklenti hakkım yok yani. Öyle bir konu yok yani. Bunu ve her zaman bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bir gerçekliktir. Yani ben böyle kabul ediyorum. İsmail Bey böyle kabul ediyor. Bu değil. Benim kendi öğretimi anlatmıyorum. Ben kadim bilgelikten anladığımı anlatıyorum. Yanlış anlamışsam olabilir. Ama ben kendimi anlatmıyorum. Kendi felsefemi anlatmıyorum. Beklentili olduğunuz anda sahte ve gereksiz bir benliğin algısındasınız demektir. Neden beklentili olasın? Beklentili olanı bul. Ha, niye beklentilisin? İşte çünkü yukarıyla alışveriş içinde değilsin çünkü. O yüzden. Mesela biz nefes almak için başkasının nefes vermesine ihtiyaç duyuyor muyuz? Değil. Neden? Çünkü evrensel, değil mi? Chi enerjisi var, prana enerjisi var. Alıyorsun. Değil mi? Bak evrensel bir şeyden alıyorsun. Kimseye yalvarmıyorsun. Bana biraz nefes versene diye yalvarmıyorsun. Ya ben size çok nefes verdim, siz de biraz bana verin demiyorsun. Çünkü onlardan almıyorsun. Kendinden de vermiyorsun aslında. Dikkat edin. Nefesi kendinden de vermiyorsun. Sadece var olan, değil mi? Evrende var olan bir şeyi alıyorsun, veriyorsun. İşte Allah'la alışveriş yapmak böyle bir şey. Yaradan'dan sevgiyi alırsın ve sevgiyi kendi içinde yaşarsın. Aynı zamanda o sevgi etrafına yayılır. Ama ben sana sevgi verdim demezsin. Öyle bir şey yok. Bakın dikkat edin, tabiatta farklı hayvanlar var değil mi? Mesela kimi hayvan vardır, yavrusunu doğurur, az bir bakar sonra onu bırakır. Öyle kodlanmıştır. Diyelim ki 2 hafta bakar sonra bırakır, biri 3 ay bakar sonra bırakır. Bazı hayvanlar var 2 yıl bakar, bazısı ömür billah o yavrusuyla beraberdir. Bunlar hepsi kodlamadır. Değil mi? Hepsinin yaradan tarafından kodlanması üzerinden işler. İnsan nasıl kodlanmıştır? Biz o doğal kodlamayı şu an unutmuş durumdayız.
yanlış bir şekilde hayatı algılıyoruz ve yaşıyoruz. Bunu yaşamamıza imkan veren şey ne? Evrensel cehalet. Herkes öyle. Benim hayatta muhatap olduğum en yanlış sorulardan birisi, öyle bir insan var mı? Ben anlatıyorum, diyorum ki insan öyle bir insan var mı? Var diyorum. Hemen kim diye soruyor. Ne yapayım? Diyorum ki benim örneğim. Yani ne yapacağım? Buradan ne yapacağım? Nereye gideceksin? Birinin olması veya olmaması mı konu? Bakın bu da evrensel bir yanılgı noktası. Gerçekten doğal kodlarımıza dönmemizi engelleyen bu evrensel cehaletin farkına varmak zorundayız. Çünkü ne demek evrensel cehalet? Yani diyoruz ki 3 aşağı 5 yukarı herkes böyle. O zaman anormal bir durum yok gibi gözüküyor. Herkes öyleyse 3 aşağı 5 yukarı normal bir şey. Ve sen serzenişini karşındakine aktardığında o da ya haklısın diyorsa normal diyorsun bunu. Onun için çoğu insanın bana söylediği şey şudur. Yani ben seninle konuşmuyorum çünkü senin ne diyeceğini biliyorum. Tamam, benim ne diyeceğimi biliyorsun. Benim ne diyeyim? Doğru mu değil mi? Değil mi? Veya şuna dikkat edin. Gerçekten şu anki mevcut bilinç durumumuz doğal bilinç durumu mu? Ha, işte orada bir mesele ortaya çıkıyor. O da gerçekten doğal bilinç haline sahip olan kim var? Kimi referans alabiliriz? İşte o peygamberlerdir ve aydınlanmış insanlardır. Onların bizim için hayati değeri buradan kaynaklanır. Bizim için bir referans olma niteliğine sahiptirler. O yüzden o referansı asla kaçırmamaya gayret etmemizin altında yatan şey evrensel cehalete karşı kendi fıtratımızı bulma arayışıdır. Bu arayıştaysak o zaman bizim için önemli bir referanstırlar. Aramıyorsanız o zaman bir referans olma değerleri yoktur. Ya bir insan mesela peygambere inanıyor mu? Şunu söyleyebilmeli, yani peygamber denilen kişinin şu benim mevcut olan durumda ki algısı, düşüncesi, yaklaşımı ne olur? Buna dair bir soru varsa kafanda, sen bir peygambere inanıyorsun demektir. Eğer hayatında bunu sormuyorsan, tamamen onun gibi davranamayabilirsin, zor. Nasıl ki susadığın zaman suya ihtiyaç duyup ona doğru yöneliyorsun, tıpkı onun gibi. Ama burada peygamberi de tanıması lazım. Tabii ki, onun gibi düşünebilmesi için. Tabii ki, yani işte en zahirinden en batini boyutuna kadar. Yani mesela düşünün, peygamber başkaları için, başkaları görsün diye bir şey yapar mı? Yapmaz. Başkaları kendisini sevsin diye bir şey yapar mı? Yapmaz. Başkaları onu sevmiyor diye bunu dert eder mi? Etmez. Dünyaya bir iz bırakacağım diye bir düşüncesi var mı? Buna dair en ufak bir rivayet var mı? Yok. Peki senin algın nedir bu konuda? Veya sen bir insanla bir ilişki, iletişim halinde olduğunda nasıl davranıyorsun? Değil mi? Hepimiz birbirimizle tanışırken kendimizi bir beğendirme, kendimizi en olumlu taraflarıyla gösterme. Değil mi? Niye kendini olduğun gibi, ya bak ben böyle böyle böyleyim yani, artılarım, eksilerim, şu anki durumum bu. Şu an benim fotoğrafımı, iç fotoğrafımı çekecek olursam fotoğrafım bu. Diyebiliyor musun? Değil mi? Diyebilirsin aslında. Ama buna engel olan ne var? İçeride bir işleyen sahte bir algoritma var. Yani biz şu anda hani günümüzün modern diliyle konuşacak olursak
yanlış bir yazılımla hayatımızı sürdürüyoruz. Yazılım yanlış. İster buna virüs girmiş deyin, ister başka bir şey. Yazılım bozulmuş. Biz bu yazılımı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu yazılımla işte hani düşe kalka yaşamak istemiyoruz bakın. Bu yazılımla düşe kalka yaşamak isterseniz tam olarak asla yürüyemeyeceksiniz. Asla kalkamayacaksınız. Asla gerçek anlamda huzurlu olamayacaksınız. Yazılım değişmeli. Bu yazılım sahte bir yazılım. Yani biz kendimizi inkar etmiyoruz. Kendi öz varlığımızın üzerinde gölge olan bir yazılımı onaylamıyoruz. Çok güzel bir metafordur. Hazreti Yunus'un balığın karnında, değil mi? Balık onu yutuyor, değil mi? Sonra o bir dua, bir hal yaşıyor, bir bilinç hali yaşıyor. Sonra balığın karnından çıkıp selamet sahiline çıkıyor. Bir alim bunu çok güzel anlatır. Der ki o balık senin nefsindir. Yani ne anlamda ki buradaki nefs? Yanlış yazılımındır. Senin kendinle ilgili yanlış algındır. Yanlış kendilik bilincindir. Sen onun tarafından yutulmuşsun. Yutulmuşsun ama sen hala aslında gerçek kendini barındırıyorsun. Yani balık Yunus'u yuttuğunda Yunus balığın karnında duruyordu hala. Ama balık tarafından yutulmuştu. Balık seni yuttuğunda sen bir balığa dönüşüyorsun. Sınırlı bir algıya sahip. Kendince bir hayat tanımı yapan. Ancak suda yaşayabilen. Kendince belirlediği hayat şartları dışında nefes alamayan. Yazılımı bu değil mi? Balık yazılımı bu. Karaya çıkarsa ölecek. Avlanabilir değil mi? Mesela insanlar bugün günümüzde bakın hep birbirimizi avlamaya çalışıyoruz. Hep birbirimize kendimizi satmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü sahte bir yazılım var. Herkes kendini beğendirmeye çalışır. Ya yok öyle bir yazılım. Anlatabildim mi? Öyle bir yazılım yok. Ama öyle bir yazılımı yutmuşsun. Öyle bir yazılım tarafından yutulmuşsun. Hiçbir ikincil, üçüncül olguyu, amacı, hedefi onaylamaksızın. Ben kendimi bulmak yolcusuyum. Ve bu kendimi bana benden ve Yaradan'dan başka, yani onunla kendi aramdaki yolculuktan başka hiçbir şey bana bunu gösteremez. Bütün dünya bana sevgi duysa, saygı duysa, bana aradığım şeyi veremez. Bütün dünya benim olsa beni mutlu edemez. Ha bakın içinizde bir şey diyorsa eder, sen bilmiyorsun. Hani sen parayı ver bak nasıl ben mutlu oluyorum. Diyorsanız siz farklı bir balık türü tarafından yutulmuşsunuz demektir yani. Anlatabildim. Herkesin yutulduğu balık farklı. İlgi balığı, sevgi balığı, başarı balığı, kendini ispat etme balığı, sosyal itibar balığı, birine güvenme balığı. Herkesin yutulduğu bir balık var. Hepimiz bir balık tarafından yutulmuşuz. Kutsal Metin niye anlatıyor? Hazreti Yunus varmış da denize düşmüş de balık onu yutmuş da bir yere çıkmış falan. Mitoloji mi bunlar? Güzel hikayeler mi? Değil. Çok anlamlı, çok önemli şeyler. Onun için rüya sembolizminde balık psikolojik benliği temsil eder. Yani kendini sınırlı olarak tanımlayan ve ancak kendi belirlediği varoluş şartlarında yaşayabileceğine inanan
ego bilincini, psikolojik benlik bilincini temsil eder. Hiçbir şey boşuna değil. Onun hapsinden kurtulduğunuzda özgürleşirsiniz. Onun tarafından yutulmuşsanız, onun üzerinden yaşarsınız. Sonra dersiniz ki hayat çok zor ya, herkes nankör yani. Böyle insanlardan bir gıcık kaptım ki böyle üst üste insan görmek istemiyorum. Neden? Çünkü yanlış bir yazılım üzerinden hareket ediyorsunuz. Ben mesela bir insan beni kendi kişisel amacı için kullansa mesela rahatsız olmam. Niye olmam? Niye olayım? Düşünüyorum. Olmaya bir bahane arıyorum. Diyorsun da benim meselem değil. Ha, yani niye olayım? Bulmaya çalışıyorum çünkü yani o yazılımı artık hatırlamıyorum bile yani. Yani bir insan beni kendi kişisel amacı için kullanıyor. Diyorum ben ne yapacak? Farz et kullandı. Ne oldu mesela? Ya paramı kaybetsem, zamanımı, bunların benim için bir anlamı yok. Ben kendimi kaybetmeyeyim çünkü. Benim asıl gayem kendimi kaybetmeyeyim. Yoksa paramı, işte vaktimi, şu bu, vaktim de yok da benim. Vakit bana ait değil zaten. Suistimal ediyor diyelim. Hani neye şey yapacağım? Ha, içinde bir benlik yok ki ulan ben aptal değilim, sen beni kandıramazsın. Öyle bir benlik de yok. Peki hocam, kıran savunmasız mı olmalıyım? Yok, ya savunmasız da hissetmiyorum kendimi. Savunmasızlık değil bu aslında. Ama neden yani kullanılabilir insanlar? Hayır yani insanlar gelip beni kullansa anlamında. Yani içimde bir şey tetiklenmez, onu demek istiyorum. Yani sahte bir yazılım yok beni içeriden tetikleyecek. Ama bakarım hani biri beni kullanmaya çalışıyor. İyi bir yolda kullanmaya çalışmıyor. Yanlış bir yolda kullanmaya çalışıyor. Üzülürüm. Derim ki ya beni böyle kullanmasan iyi olur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hani sen de bir kendine dikkat et. Bak hani gücendiğim, alındığım için değil. Sen beni aptal yerine mi koyuyorsun değil. Yani yaptığın iş değil. Yani gerek yok. Kendine vakit kaybettiriyorsun. Kendine zulmediyorsun. Diyebilirim. Anlatabilir miyim? Yani bu bahsettiğim şey bir aptallık veya savunmasızlık veya böyle cahil alık alık durmak değil yani. İçimde önce sahte yazılım var mı? Ona bakmam gerekiyor ama. Yani bir insanın yaptığı bir yanlış, bir suistimal veya diyelim ki işte bir hırs falan. Diyelim ki bir hırsız. Adam benim ceplerime bakıyor. Bir şişkinlik görüyor. Yani şimdi ben yani sen beni soymaya mı çalışıyorsun diye içimden bir şey doğmaz. Şunu düşünürüm. Ya niye böyle beni soymaya çalışıyorsun? Zaten beni soyamazsın da hani ben soyulabilecek bir şey değil de. Ya sen niye bu cebindeki böyle 3 kuruşa tamah ediyorsun? Bak kendi zenginliğini hatırla. Kendi öz varlığının zenginliğini düşün. Yaratanın sana önerdiği zenginliği düşün. Sadece beni soydun. Ne kadar kullanacağım, neye harcayacağım bunu, kalıcı bir şey mi? Benim zihnimden bunlar geçmesi lazım. Ama şimdi bunlar geçtiğini söylesem, aa bak bu çok ama çok güzel de çok bu ermişlik bu ya. Bunun ermişlikle ilgisi yok, bu normal insanlık. İnsanın normal yazılımı bu aslında. Sahte bir yazılım tarafından yutulmuşuz. Yani Yunus gibi yutulmuşuz. O balığın içinde Hazreti Yunus'un yaptığı bir dua var. O ayrı bir konu. O bilincimize ulaşırsak işte o yazılımın dışına çıkarız. Yani insan hep kendine üzülmeden böyle bir şey. Tabii. Yani o bir gün onu özel olarak şey yaparız, sohbetini yaparız. O çok anlamlı. Orada orijinal yazılımına dönüyor Hazreti Yunus orada. Anlatabildim mi? Orijinal yazılımına dönüyor. Yok, orijinal yazılım onun içinde bulunduğu sahte yazılımı ortadan kaldırıyor. Çünkü dikkat edin, kavmini niye terk etmişti? Kızmıştı. Niye anlamıyorlar diye kızmıştı.
sahte bir yazılım. O sahte yazılım onu kavmine karşı öfkelendirmişti. O sahte yazılım kavmini Allah'ın emri olmadan terk etmeye götürmüştü. Sahte bir yazılımdı o çünkü. İnsanlardan nefret ediyorum. Niye diyorsun abi? Sahte bir yazılım var sende. Bütün suç bende mi? Ben öyle bir şey dedim mi? Demedim. Ama bakın zihnimiz ne kadar dengesiz çalışıyor. Ya sen niye insanlardan nefret ediyorsun? Niye bir insan yüzü görmek istemiyorsun? Sen insan değil misin? İnsansın. Kendi yüzünü görmek istemez misin? Ben insan deyince kendime bakmaya çalışıyorum. İnsan isem bakıyorum insan mıyım? Yani Yaradan'ın beni yarattığı kodlar üzere bir insan mıyım? O zaman ben insandan kaçmıyorum. Eğer insanlardan kaçıyorsam o zaman kendimden de kaçmam gerekir. Ama ben insan dediğimde kendi fıtratımı Yaradan'ın var ettiği üzere fıtratı hatırlıyorsam insan çok kıymetli bir varlık, çok doğal, dengeli bir varlık. Ama biz nereden başlıyoruz? Alışverişsiz yaşayamayacağımıza inanıyoruz ya. Ya işte kimse de vefa kalmamış, sevgi kalmamış, şefkat kalmamış, dürüstlük kalmamış, şu kalmamış, bu kalmamış. Bakın hiçbir insan şunu o durumlarda bir dikkat edin. Kendiniz de bu durumu yaşamışsınızdır. Şunu hiç kendinize sorma farkındalığını sergiliyor mu o yazılım? Ben hiç kimse de vefa kalmamışım. Allah'a şükür bende vefa var ve bu bana yeter. Hiç kimse de merhamet kalmamış ama Allah benim kalbime merhamet koymuş ve ben bu merhameti hissediyorum. Ne kadar güzel bir şey. Bakın bunu dedirtmiyor değil mi yazılım? Aklınıza bile gelmiyor. Hatta biri bunu hatırlattığında ya tamam da o başka yani. Neden? Çünkü bir yanlış yazılım, bir ego sürekli alışveriş yapmak gerektiğine inanıyor. Çevresinden vefa görmesi gerektiğine inanıyor. Çevresinden anlayış, farkındalık, sevgi, ilgi, değer görmeyi bekliyor. Hocam dediğiniz şeyi evrensel cehalet, enayi olarak tanımlıyor. Tabii orada da hakiki yazılıma karşı üretilen virüs programlar var. Yani sana gerçek yazılımdan bahsedildiğinde onu karşılamaya uygun, yani ona karşıt gelmene yarayacak verileri de sunuyorlar sana. Bu aptallık, enayilik. Yani sen uçuyorsun. Veya işte Cem Yılmaz, ruhlar aleminde mi yaşıyoruz? Evet kardeşim, ruhlar aleminde yaşıyoruz. Sen hangi alemde yaşıyorsun? Aslında onu sorgula. Gerçek olmayanı gerçekmiş zannediyorsunuz, gerçeği de sahte zannediyorsunuz. Evet, yani çok mükemmel bir illüzyon. Hani gerçek olmayan gerçek gibi gözüküyor, gerçekse sahte gibi veya böyle çok uzak, flu bir şey. Yani normal, insani bir şey değil sanki. Tam aksine, çok sahte bir şeye vurgunuz. Çok sahte bir şeyin gerçek olarak algılıyoruz. Ama evrenselleştiği için o cehalet bize normal gibi geliyor. Mesela peygamberin yaptığı gibi yapabilirsin dediğin zaman estağfurullah ne haddime diyen böyle bir şey bir mütevazı çıkıyor yani. Evet, sahte bir, yani bizi yanlış bir yöne sürükleyen, bizi hakiki insan bilincinden yoksun kılan bir şey aslında o yani. Hani ya biz ne diyeceğiz ahirete gittiğimizde, o zaman ben peygamberin ümmetindeyim deme, estağfurullah de lan. Sen kimsin peygamberin ümmeti olmak kim o zaman? Ne demek? Ona inanmak ne demek? Ben Hazreti Muhammed'e inanıyorum. Ne alakan var dememiz lazım o zaman. Ne ilgisi var dememiz lazım. Bakın çok sahte şeyler üzerinden gerçekle bağımız koparılıyor. Huzurlu olma hakkımız elimizden alınıyor. Huzurlu olma hakkımız elimizden alınıyor.
kendimizin farkında olma hakkımız elimizden alınıyor. Yaradan'la alışveriş yapabilme huzuru, tamlığı elimizden alınıyor. Ya insan Yaradan'la alışveriş yapması kadar mükemmel bir şey olabilir mi yani? O kadar mükemmel bir şey ki. Bak, çok önemli bir şey. Seni insanlara kayıtsız yapmaz bu. Mesela bu da yanlış anlaşılıyor. Allah Allah, o zaman insanları umursamayayım mı? Bak hep ne kadar sahte yazılım devreye giriyor değil mi? Ya Allah'la alışveriş yapmak, insanları umursamamak değil. Aksine aslında seni ne kılar? Allah'tan aldığını idrak etmek, ondan aldığını insanlara karşılıksız verme bilincini sana kazandırır. İnsanları Yaradan'ın var ettiği varlıklar olarak görürsün, onlara gereken saygıyı gösterirsin. Onlara gereken insani duyarlılığı gösterirsin. O kendinin farkına varmasa bile bunu gösterirsin. O kendini yeryüzünün en kötü insanı bile görse, sen ondaki insaniyet cevherini görürsün. Bakın insana ne kadar yüksek bir duyarlılık kazandırır Allah'la alışveriş yapmak. Allah'la alışveriş yaptığın için insanlarla olan ilişkilerinde bir karşılıklılık veya bir alışveriş algısının tuzağına düşmezsin. Ondan doğal bir şey, insaniyetine uyan bir şey gelmediğinde bu onun sorunu olur. Sana karşı olan bir şey olarak görülmez. Ne kadar nankör diye bakmazsın. Çünkü senin alışverişin yukarıyla, sen onunla mutmainsin. Onun için gerçekten insanlara karşı duyarlı olmanın, gerçek anlamda duyarlı olmanın şartı insanlara muhtaç olmamaktır. İnsanlara muhtaç olma tuzağından kurtulmaktır. O zaman insanlara karşı duyarlı olursun. Hatta senin evini soyan insana, işte anlatıldığı üzere Rabiatül Adeviye der ki, vallahi der hani evimde çalacak bir şeyin yok, hiç olmazsa bir abdest al, istiyorsan bir iki rekat namaz kıl der yani. Neden? Çünkü bir insanın onun elinden alabileceği bir şey yok. Bakın çok önemli. Bir insanın onun elinden alabileceği bir şey yok. Ama birbirimizin elinden alacak ne çok şeyimiz var değil mi? Bak seni sevmem ha, sana ilgi göstermem, seni umursamam, zor zamanında yanında olmam. Değil mi? Neden? Çünkü sahte bir şeyin üzerinden yaşıyorsun. Bir insan senin mutluluğunun kaynağıysa, huzurunun kaynağıysa yanlış bir yerde duruyorsun. Her an kaybedebilirsin. Tabii ki karşındakine de yanlış bir şey yüklüyorsun. Bakın bu insanları küçümsemek değil, şunu da unutmayın. Her insan Yaradan'ın sonsuzluğunun ve hazinesinin sana yansıyabileceği bir aynadır aynı zamanda. İnsana da o anlamda saygı göstermen gerekir. Ama kimisi kirli bir aynadır, yansıtamaz. Ama gerçekliği nedir onun duası? Sana Yaradan'da var olan ilahi güzellikleri, işte İslami literatürle Allah'ın isim ve sıfatlarını sana yansıtabilecek bir aynadır aynı zamanda. Bak insan nasıl bir konuma geliyor hakikatin gözüyle, egonun gözüyle nasıl bir yerde duruyor? Onun için bakın şunu asla unutmayın. Eğer gerçekten yol almak istiyorsanız bir, kendinize saygı duyun. İki, insanlara saygı duyun. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun saygı duyun. Ne anlamda saygı duyun? Onun insan olmaklığına saygı duyun ve onun gereğince davranın. O farkında olmasa da insandır. Ha, onun zararından, diyelim ki nefsine mağlup olmuş zararından kendini koru. Bu ayrı bir konu bakın. Şimdi nasıl mesela? Birbirimize mesafe koyuyoruz değil mi böyle fiziksel olarak? Neden?
diyoruz ki sen aslında normal insansın ama senin kanında, vücudunda virüs olabilir. Ben o yüzden senden uzak duruyorum. Aslında senden değil, sende olası virüs ihtimalinden uzak duruyorum. Şimdi kötü dediğimiz insanlar da böyledir. Yanlış bir yazılım tarafından manipüle edilmişler. Hani bazı filmler oluyor, mutant insanlar işte bir yazılım yüklenmiş onlara. İnsan görünümlü ama değil. Hepimiz bu anlamda öyle bir tabiata sahibiz. Gerçek insan olmaklığımızı hatırlayıncaya kadar. Onu hatırlayınca bir şeye uyanacağız. Ha, o zamana kadar karşındakine saygı duy ama nefsine mahkum ve mağlupsa da kendini koruyabilirsin. O ayrı bir şey. Ama bakın şu çok önemli. Kendine saygı duymuyor. Ne demek kendine saygı duymak? Kendi yaratılış doğana, varoluşuna, sana yüklenen değerlere, sana yüklenen insaniyete saygı duyman gerekir. Kendine saygı duymak budur. Kendini sevmek nedir? O değerleri Allah namına uygun bir tedavi bulup onu vücudumuzdan, bedenimizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bedenimize bir sevgi ve saygımız var. İşte tıpkı bunun gibi insan kendini seviyorsa evvela insaniyetine yakışmayan şeylerden kaçınmaya gayret eder. İki, insaniyetine kodlanan şeylere uygun davranmaya çalışır. Üç, insaniyet cevherini taşıyan muhataplarına karşı o anlamda gereken saygıyı gösterir. Yani karşındaki insanda ağır bir nefsani yazılım işliyorsa uzak durabilirsin. Ama ona kötülük yapamazsın. Anlatabildim mi? Yani o kendinin farkında olmasa bile sen onun insaniyet cevherini taşıdığını bilmelisin. Ama o farkında değil, egosuyla davranıyor. O zaman kendini koruyabilirsin. Bu ayrı bir şey. Onun için hayatta insanın gerçekten kendi varlığına saygı duymasından daha kıymetli bir şey yoktur. Bakın günümüz insanı kendine saygı duymuyor. Çünkü kendini bilmiyor. Bediüzzaman'ın çok hoşuma giden bir ifadesi vardır. Der ki sen Yaradan'ın seninle olan muhataplığını unutup kendini yaratılmış olan insanların ilgisine, sevgisine yöneltsen bir ağaç olma kabiliyetine sahip bir tohumu öldürmüş olursun. Ya benim içimde o kadar büyük, muazzam bir insaniyet cevheri var ki ve o kadar eski ifadeyle kullanayım, neşvi nema bulabilir ki, yani gelişip serpilebilir ki ben bunun farkında değilim. Kendimi bir insanın algısına veya dünyanın, yani illa bir insan olması gerekmiyor. Bu dünyada kendimi nasıl göstereyim? Ben bu dünyaya niye kendimi göstereyim? Dünyada kendimi ispat etme. İnsanlar diyorlar işte böyle paganlık varmış eskiden, putperestlik varmış. Ya dünyaya kendini ispat etmeyi bir düşün, ne demek yani? Kelime kavram olarak düşünseniz bile bunda ne acayip bir paganizm mi dersiniz, putperestlik mi dersiniz? Çok net görebiliriz. Dünyaya derken neyi kastediyorum? Ha tamam, insanları kastediyorum. Peki insanlar da ölümlü, ben kime ispat edeceğim? Ölümlü insanlara kendimi ispat edeceğim. Sonra diyoruz ki putperestler ölü olan putlara kendilerini beğendirmek isterlerdi. Peki bizim şu anda yaptığımız şey ne? Bütün insanlar son tahlilde ölmeyecek mi? Ben ölümlü olan varlıklara kendimi mi ispat edeyim? Onların alkışını, takdirini, ilgisini mi arıyorum? Benim bunu yaptığım durumda putperestlikten ne farkım var? Ben ölümlü insanlara, değil mi? Üstelik de hakikaten insanlığının farkında olmuyor. Biri diyor ki seni beğenmem için böyle ol, öbürü diyor ki böyle ol.
Biri diyor ki toplumda öyle olursan onaylanırsın, öbürü diyor ki yok böyle olursan. O kadar çok toplum grubu var ki, o kadar çok çeşit insanlar ki. Ben kendimi kimseye beğendirmeye çalışmıyorum. Yaradan insan olarak beni beğenmiş, var etmiş. Ben onu keşfetmeye çalışıyorum. Allah neyi beğenmiş de var etmiş? Onu anlamaya çalışıyorum, onu keşfetmeye çalışıyorum. Ve bir bakıyorum ki aslında hakikaten saygı duyulacak bir varlığım hakikatin itibariyle. İşte melekler secde ediyormuş, alabilirim. Melekler secde ediyor. Neye secde ediyor? Şu anki yazılımımıza mı secde ediyorlar? Aslında melekler ne diyor orada? Ya Rabbi, sen buna öyle bir nitelik vermişsin ki, tercihi ona bırakmışsın, dolayısıyla o yanlış bir yazılıma kapılıp yeryüzünde fesat çıkarabilir, kan dökebilir. Doğru. Bakın, meleğin oradaki sorusu anlamsız bir şey değil. Melek oradaki bir imkanı işaret ediyor. Yani insan öyle bir varlık ki gerçek yazılımı üzere de yaşayabilir. Gerçek yazılımını unutup yanlış bir yazılımın tuzağına da düşebilir. Tercih de ona bırakılmış. Melek diyor ki, yani sen tercihi ona bıraktın, bir de böyle bir imkan var. Bu yeryüzünde fesat çıkarmasın. Ve dikkat edin, yeryüzünde fesat çıkarabilir, gökyüzünde değil. Yani yatay düzlemde, maddi alanda, semavi dengeye bir şey yapamaz. Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, aslında dökecek derken dökme ihtimali olan birini mi yaratıyorsun? Evet, bakın Allah hayır demiyor ama ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani evet, yanlış yazılıma kendilerini kaptırıp hata eden insanlar da olabilir. Ama doğru yazılım üzere yaşayıp gerçekten o ilahi doğalarını, özlerini idrak eden insanlar da olabilir. Bu da yaratılışta bir imkan. Bu da bakın bize sunulmuş bir şey. Bakın o yüzden hani taş değiliz, toprak değiliz, ağaç değiliz, kedi değiliz, aslan değiliz. Değiliz, bunlar değiliz. Bunlar olsaydık hepsinin kendi dışına çıkamayacakları bir yazılımları var. Hiçbir aslan bütün Afrika'yı elde edeceğim, hepsi benim olacak. Tarih beni yazacak, Atilla falan. Öyle bir şey yok yani. Kendi kodlaması üzerine bir yaşam alanı oluşturuyor, orada yaşıyor. Onun için insan çok önemli bir yerde duruyor. O zaman işte her zaman kendimize sormamız gereken sakince. Bak şu anki düşünce, duygu ve davranış tarzım yanlış yazılım mı, doğru yazılım mı? Yemek yerken bile seçim yapıyoruz ya, değil mi? Yemek yerken seçim yapıyorsun. Su içerken bile suyun en iyisini seçmeye çalışıyorsun. Peki düşünürken, duygulanırken, bir duyguyu yaşadığında, bir düşünce zihninden geçtiğinde niye hemen sahipleniyorsun? Çünkü içinde o. Zaten sorun oluşturan da o. İçinden geçiyor. İçinden geçiyor. Ama o senin düşüncen değil. O senin duygun değil. Onu tartabilirsin. Bastırma, yok sayma, inkar etme. Ama hemen niye kucaklıyorsun? Niye sahipleniyorsun? Halbuki bütün kutsal metinler sana ne diyor? Şeytandan sana bir etki geldiğinde Allah'a sığın. Hatta bakın, Kur'an okurken Allah'a sığın. Neden? Bak, doğru yazılım önemlidir ama doğru yazılım için yanlış yazılımlara karşı uyanık olman lazım. Şimdi biz Kur'an okuduğumuz halde Euzu Besmele çekmediğimiz için işe yaramıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Yani yanlış yazılımı dikkate almadan, yani bak şu yanlış yazılım, şu yanlış yazılımdan kendimi muhafaza edeyim. Şimdi de doğru yazılıma yönelik bir çaba göstereyim.
Böyle yapmıyorsun. Doğru yazılımı okuyorsun ama yanlış yazılımdan Allah'a sığınmadığın için yanlış yazılım devam ediyor. Doğru yazılımı da engelliyor veya bozmaya çalışıyor. Çünkü doğru yazılım sana bir şey diyor. Doğru ama bu zamanda olmaz diyor yani. Veya tamam doğru ama herkesin öyle olması lazım diyor. Bir ben mi enayi olacağım yani? Gibi değil mi? Neden? Çünkü yanlış yazılıma karşı farkındalığın yoksa, ona karşı dikkatin ve duyarlılığın güçlü değilse yanlış, doğru yazılım sende işlemez. Biraz işlese kısa sürede gider. Tıpkı Hazreti İsa'nın dediği güzel bir metaforu vardır. Der ki, benim sözlerimi dinleyen insanlar şu meseldeki gibidirler. Bir çiftçi tohum attı. Tohumların bir kısmı taşların üzerine düştü. Bir kısmı çamlıkların olduğu bir bahçeye düştü. Bir kısmı da temiz bir toprağa düştü. Kayaların üzerine düşen ya kurudu ya kuşlar tarafından yenildi. Çalılıkların içine düşen biraz gelişti, biraz büyüdü ama etrafındaki zararlı bitkiler ve çalılar tarafından boğuldu. Temiz ve çalılıkların, dikenlerin olmadığı toprağa düşen tohum büyüdü, serpildi ve meyve verdi. Şimdi hepimiz aslında bize tohumlar geliyor. Tohumlar nedir? Yaradan'ın sözleridir. Tohumlar nedir? Kadim bilgelik anlayıştır. Tohumlar nedir? Özümüzdeki fıtrat prensipleridir. Özümüzdeki merhamettir. Özümüzdeki hatta mesela utanç duygusudur. İnsan niye utanır? Kendine yakıştıramadığı için. Bakın çok anlamlı bir duygu değil mi? Kendine yakıştıramıyorsun. Bak demek ki içeride bir şey var, bir tohum var, bir gerçeklik var. Yaradan tohum atmış içimize. Ama şu an bilinç olarak neredeyiz? Bir kaya bilincinde miyiz? Birçok dikenli ve zararlı çalılıkların olduğu bir bahçe bilincinde miyiz? Yoksa temiz toprakta mıyız? En azından sürekli o zemini temiz tutmaya çalışan bir noktada mıyız? Mesela bakın medya var, bir sürü şeylerle muhatapsınız. Hiç farkında mısınız? Ne geliyor? Acaba yanlış bir yazılım mı geliyor? Değil mi? Yanlış bir yazılım mı geliyor, doğru bir yazılım mı geliyor? Bunu eğer ayırt etmezsen çok rahat, yani 6 ay bir televizyonu izle, atıyorum TV8'i izle, çiçek gibi formatlanırsın değil mi? Mükemmel bir format atar sana, TV8 formatı. A Haber top formatı. Bir sürü formatlar var. Hepimiz formatlanmak üzere bir şeylere muhatabız. İşte o formatı kabul edecek misin, etmeyecek misin? Farkında değiliz hocam. Zaten farkında olmayan yani gerçekten zor bir durumda. Yani. Hakikaten en büyük kendilerine zulmeden, bunun da farkında olmayan. Formatlanmışsın, haberin yok. O ayrı bir kategori zaten. Ama dikkat edeceksin, bak her şey iyi yazılımdan gelebilir, kötü yazılımdan gelebilir. Onun için Kur'an dikkat edin, marufu emreder, değil mi? Kötüyü nehyeder veya iyiliği onaylar, kötü olanı onaylamaz ve ondan uzak durur. Bakın hep bir seçim var, hep bir tercih var. Yanlış yazılımı temizlemek çok önemli. Çok zor değil bakın. Yeter ki biraz dikkatli olun. Yeter ki referans noktanızı iyi belirleyin.
referans noktanızı iyi belirlerseniz ve evrensel cehalete kanmazsanız, işte herkes öyle, ne yapayım, çok zor, çevrem düzelse ben de düzelirim, ya işte eskiden bir travmalar yaşamışım, ne yapayım, değil mi? Asla bu sahtekar benliklere kapılmazsanız, ayırt etme bilincine, hadi tefrik etme diyoruz. Kur'an da tefrik edebilme becerini sana kazandırır. Bundan yaklaşık 1400-1500 sene önce yaşayan bir Hint bilgesinin bir eserinin adıdır. Tefrik etme hazinesi. Ayırt edebilme bilinci yani. Türkçeleştirirsek günümüze. Ayırt etme bilinci. Fıtri yazılımla fıtri olmayan yazılımı ayırt etme bilinci. Bunu yaparsanız kendinize en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Başkalarına da en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Diyelim ki birisi sizi kurtarıcı olarak gördü. Kusura bakma kardeşim, ben kurtarıcı değilim, öyle bir şey yok. Sen benim hayatımda vazgeçilmezsin. Yok bak, bak öyle bir şey yok. Öyle bir yazılım yok. Dikkat et. Sahte bir yazılım bu. Bu sahte bir şey. Dikkat et. Yani Yaradan seni hiçbir şeye mahkum kılmamışken bu sahte yazılımı seni bir şeye mahkum kılıyor. Ne kadar sahte bir şey ama ne kadar büyük bir tuzak. Büyük bir aldanış. Hani bazı insanlar vardır, işte deriz ki farklı böyle özel bozukluklar var. Mesela toprak yer. Değil mi? Garip bir şey. Ama var öyle şey işte. Yazılım bozulmuş. Biyolojik yazılımda problem var. Toprak yiyor. Peki hocam, özür dilerim. Onun için da... İsmet Özel sağ olsun, değil mi? Taşları yemek yasak ama bol bol taş yiyoruz, değil mi? Hani... Ama farkında değiliz. Farkında değiliz. Evet. Hani siz insan formatı bulduğunuzu diyorsunuz ya, mesela Asr Suresi'nde diyor ya, insanların çoğu zarar ve ziyandadır. Oradan ne anlamamız lazım? İşte o. Yani bir gün gelecek, çoğu insan bozulmuş olacak. Yani aslında bakın, yanlış yazılım geriye dönüşü imkansız bir durum değildir. Bunu unutmayın. O yanlış yazılımın bir alt programı da budur. Geriye dönüş yok. Bu yazılımdan başka çaren yok. Mecbursun. Hayatı böyle götüreceksin. 30, 40, 50 yaşındasın. Yapacağın bir şey yok. Bir kere Zoka'yı yutmuşsun. Bu da büyük bir yanlış. Yanlış yazılımın çok yanlış bir parçası. Seni o yazılımın dışına çıkarmaktan alıkoyuyor. Fark etsen bile diyorsun ki ne yapayım? Atalarımıza demiş ya, zararın neresinden dönerse kârın farkına var. Onun için bakın, o Yunus kıssası çok önemli. Hani biz diyoruz ya, Yunus balık yutmuşsa nasıl ölmemiş falan. Hayır, ölmüyor işte ya. Bak dikkat et, sana bir şey anlatılıyor burada. Yani çok yanlış bir yazılım tarafından yutulmuş olsan da, yani pür dışarıdan göründüğünde tamamen ondan ibaret olsan da, hani tırnak içinde nerene baksan, hata, kusur, yanlış, günah da olsa, içinde hakiki insan olan Yunus'u taşıyorsun. O hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Hiçbir zaman bozulmuyor. Fakat bir şey tarafından yutuluyor. Ve bakın, bütün kadim bilgeliklerde, mitolojilerde buna benzer şeyler vardır. İşte yılan tarafından yutulur kişi, bir balık onu yutar, bir canavar onu yutar ama canavarın karnında yaşamaya devam eder. Ve onun mücadelesi nedir? Onun içinden çıkmak. Değil mi? Bunlar öyle, yani birileri uydurmuş. Eski insanlar böyle oturup geri zekalı gibi böyle hikaye uydurmuşlar değil. Bunlar çok anlamlı şeyler. Evet. Bunlar çok anlamlı şeyler. Biz ne olursak olalım, kaç travma yemiş olursak olalım, hangi hatalar içinde olursak olalım, yaşımız ne olursa olsun, asla geç kalmış değildir, asla zor değildir, asla imkansız değildir, asla
üzerinizde bir kir ve leke olmaz. Yunus çıktığı zaman balıktan bir şey mi kaldı onunla? Hayır, hiçbir şey yok. Öz hiçbir şey tarafından bozulmaz. O yüzden ya ben çok kusurluyum, hatalıyım, günahkarım. Bunların hiçbir önemi veya işte bunca yıldır böyle yaşadım. Hiçbir önemi yok. 100 yıl karanlık kalmış bir odanın ışığını yakarsanız aydınlanır. Ha 100 yıl karanlıkta kalmış o oda, ha 1 yıl, ha 1 saat. Çünkü neden? Çünkü karanlığın gücü yoktur. Yani karanlık, ben 100 yıldır burada karanlığım. Sen bir günde böyle bir dakikada aydınlatmaya mı çalışıyorsun diyemez. Öyle bir gücü yok. Işık gelir ve aydınlatır. Karanlığın hiçbir gücü yoktur. Sahte yazılımın hiçbir gücü yoktur. Yeter ki doğru yazılımın farkına varın. Şimdi benim eski bazı benliklerim var. Ben artık hatırlamıyorum bile yani. Beni eskide etkileyen negatif bazı duygu ve düşünceleri hatırlamıyorum bile. Mesela işte şeyim vardı, ben aptal değilim. Veya işte sana gerçeğin ne olduğunu göstereceğim, böyle bazen insan bir insanın üzerine gide gide ispat etmeye çalışırdım. Sahte bir benlik, anladım, yanlış bir yazılım. Şimdi sıfır, hiçbir etkisini görmüyorum, içimden geçmiyor bile. Neden? Çünkü sahteydi. Yani benim öz varlığımda bir gerçekliği yoktu, kökü yoktu yani. Bakın, merhametin kökü vardır, nefretin kökü yoktur. Anladın mı? İnsanın içinde merhametin kökü vardır ama nefretin kökü yoktur. Affetmenin kökü vardır ama kin ve intikamın kökü yoktur. Onun için sahte yazılımın kökü yoktur. O köksüz bir şeydir. Ama bıraktıkça o büyür, serpilir, yayılır. Ama köksüz bir şeydir. O yüzden yerine hakiki olanı koyduğunuz zaman o ortadan kalkacaktır. Onun sahteliğine asla inanmayın. Senelerce sürsün, hiçbir önemi yok. Evet. Yani hocam, negatif duygulara zorla mı? İlla ki böyle sahip olmaya çalışıyor. Evet, insan yanlış yazılım nedeniyle negatif duyguları kendisini koruyacak bir şey olarak görüyor. Bakın, yine bir alimin bir sözüdür, der ki eğer kendini seviyorsan kin ve düşmanlığın kalbine girmesine izin verme. Girmişse onun sesini dinleme. Çok mükemmel bir ifade. Bak, kendini seviyorsan, evet, kendini seviyorsan, yani kendin diye bir şey varsa ki var ve o kendin dediğin şeyin İlahi bir duası olduğunu, Allah'ın fevkalade mükemmel bir yaratımı olduğuna inanıyorsan, kin ve düşmanlığın ona girmesine izin verme. Bir başkasını kandırmanın, bir başkasını aldatmanın, bir başkasına kendini olduğundan farklı göstermenin tuzağına düşme. Neden? Çünkü bunlar kendiliğe zıt şeyler. Kendiliğe aykırı şeyler. Kendini seviyorsan onları tercih etme. Eğer farkına varmamışsın, kalbine girmişse onların sözünü dinleme. Gitgide onların sesi zayıflayıp kaybolacaktır. O yüzden şu tuzağa hiçbir zaman düşmemek lazım. Ne yapayım içimden geliyor. Şunu sorun kendinize. Doğarken böyle bir şeyin var mıydı? Bilemem. Efendim? Bilemem. Hı? Doğarken bilemem yani. Doğru bilemezsin. O zaman bilmiyorsanız bilenlere sorun değil mi? Annelere mi? Bilmiyorsanız hatırlayanlara sorun. Doğru diyorsun işte. Bilmiyorum, o zaman fıtratının farkında olanlara sormam gerekir. Fıtratında olanlara bakmam gerekir. Değil mi? Onlardan referans almam gerekir.
eğer çevremden, hele günümüzde çevremden referans alırsam zaten öyle beni Rabbim terbiye etti değil, beni etrafım terbiye etti pozisyonuna düşerim. Onun için bakın, etrafımız tırnak içinde bizi terbiye etmiştir. Kötü terbiye etmiştir. Bir kısmen öyledir. Bilerek bilmeyerek. Annen de olabilir bu, baban da olabilir, en yakınların da olabilir. Asla onlarla hesaplaşmana gerek yok. Onlar da böyle bir yanlış yazılım içindeydiler. Sen bu yanlış yazılımı çözmeye çalış. Budistlerin çok güzel bir sözü vardır. Sırtında bir ok gördüysen oku kimin attığına bakma. Oku çıkar. Kadar. Ok sırtındaysa yapacağın şey oku çıkarmaktır. Bu kadar. Başka yapman gereken bir şey yok. Eskiyi deşmen, hesaplaşman gerek. Sadece farkına var. Oku ne zaman aldın, ok ne zaman saplandı. Analiz edebilirsin. Fakat kimseyi suçlamanın, tartışmanın, geçmişe gitmenin, keşke olmasaydı demenin alemi yok. Biz etrafımızda az çok doğru yanlış bilinç sahibi olan insanlarla muhatap olduk. Onlar da yanlış yazılımlar içeriyordu. Biz de o yanlış yazılımlardan etkilendik. Önce bunu tanımlayacağız. Sonra bu yanlış yazılımı analiz edeceğiz. Doğru yazılım taraflarımız varsa onları koruyacağız. Ama yanlış yazılım tarafı varsa temizleyeceğiz. Asla ya böyle bir gitsin bakalım nereye kadar. Yani duvara çarparsam. Buna gerek yok. Duvara çarpmamıza gerek yok. Mekke'nin fethini beklememize gerek yok yani. Beş yaşında yaşadığı bir deneyim var ya, hani bundan sonra kalan vaktini, evet, buna vakfedeyim falan diyor. Mesela o yaşına rağmen, çok da dünya görmemesine rağmen yine kabul etmiyor yani. Niye kabul etmiyor mesela? Çünkü yazılım çok güçlü gözüküyor. Yani gerçek yazılım ortaya çıkana kadar yanlış olan güçlü gözükür. Güçlü hissedilir. Onun için yanlış yazılıma inanmamak gerekiyor. Nitelikli ve derinden sorgulamak gerekiyor. Hani ben size geçen işte ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun örneği verdim değil mi? Mesela işte bir insanın bir insanı sevmesi. Ya oturun sakince düşünün. Yani düşünün işte filmlerde görüyorsun işte biri ben seni seviyorum, o biri ben seni seviyorum. Düşünün. Bu insanlar birbirlerini anlıyorlar, anlamışlar mı? Bu insanlar birbirlerinin farkındalar mı? Değiller. Neyi onaylıyorlar, neyi seviyorlar? Hepsi sahte. Yani bunu düşünmeniz için böyle ermiş olmanıza gerek yok yani. Şimdi birisi bana dese ki, erkek kadın fark etmez, o anlamda şey yapmıyor. Dedi ki, ben seni seviyorum dedi. Dedi ki, İsmail abi ben seni seviyorum. Ben bir kere şunu bilirim, bu henüz beni tanımıyor. Kendi kafasındaki bir İsmail'i seviyor. Bu da onun süreci. Şimdi ben, aa beni seviyor, aa mutlu oldum, teşekkür ederim. Ben böyle diyemiyorum. Böyle bir yazılımım yok. Seni tanıdığım kadar seviyorum. Seni tanıdığım kadar seviyorum. Sorarım ne kadar tanıyorsun, beni ne olarak tanımlıyorsun? Değil mi? İki, beni ne olarak seviyorsun? Spiritüel bir ben olarak mı, psikolojik bir ben olarak mı? Ya bunu sormaya, bunu gündeme getirmeye pişman olur muhatabım. Yani bakın, objektiflik yok, farkındalığımız yok ama bir sahtelik gidiyor. Sonra hikayeler dinliyoruz değil mi böyle? İşte sevgilim beni terk etti, o böyle oldu, bu böyle oldu. İşte, bir arkadaşım vardı, beni çok seviyordu ama bana çok vefasız davrandı. Hikayeler üretirsiniz. Çok veya nefret edebiliyorsun. Çünkü psikolojik benlik üzerinden yaşıyorsun her şeyi. O yüzden acele etmeyin. Orijinal yazılımınıza geçin. Ondan sonra sevmek nedir, merhamet nedir, kendi olmak nedir, var olmak nedir?
huzur nedir, mutluluk nedir? O zaman bunların anlamı size açılacak. Bakın bütün metinlerde her zaman ne vardır? Hakiki kavramı vardır. Niye hep hakiki, hakiki değil mi? Deniyor? İşte mutluluk. Sonra diyor ama hakiki mutluluk, işte huzur, hakiki huzur, sevgi, hakiki sevgi. Niye bu ayrım var? Çünkü bir şeyin izafi, göreceli, sınırlı, nefsani, psikolojik, ben merkezli hali var. Bir de bir şeyin hakiki, kalıcı, saf, benlik ötesi, ruhsal, spiritüel bir tarafı var. Ha, siz şunu soracaksınız kendinize. Ben hakiki olana mı talibim? Sahte olanı mı? Veya geçici olanı mı? Şimdi hakiki kendin. Değil mi bak? Hakiki kendin var. Bir de psikolojik düzeydeki izafi kendin var. Ben neyi arıyorum? İki bin küsür sene önce bakın Platon ne diyor? Gerçek aşk karşındakinin ruhunu sevmektir diyor. Sen ruhunu görüyor musun? Görmüyorsun. Farkında mısın? Değilsin. O zaman bırak bu işleri. İnsanların ilgisi, sevgisi, onayı seni bugün onaylar, yarın suratına bile bakmayabilir. Hayatta böyle bir tuzağın içindeyiz. Mesela ben sizin algınıza çok ters bir şey söylesem bir daha gelmeyebilirsiniz, değil mi? Nefret edebilirsiniz. Ben hepsine saygı duyarım ama hiç şey yapmam, rahatsız olmam. Çünkü buraya gelip gelmemeniz, dinleyip dinlememeniz sizinle ilişkilidir. Benim buradaki algım nedir? Ben doğru, hakiki, gerçek olanı aktarmaya çalışıyorum. Bu da benim kendimle ilgili bir şey. Yoksa sizin onayınız veya onaylamamanıza takılsam başka türlü bir zihin işleyişim olacak. Sonra da şurada oturacağım, işte insanların zoruna gitti tabii o yüzden şey yapıyorlar diye dedikodunuzu yapacağım mesela. Ama hepsi sahte bunların. O yüzden yani insanların konuşmalarını aslında kendi kendilerine eziyet olarak algılayabilirsiniz çoğu konuşmalarını. Kendi kendilerine eziyet ediyorlar. Gerçek kendimizi bulunca başka şeyler konuşacağız. Çok daha güzel, anlamlı, doğru şeyler konuşacağız. Belki susacağız. Belki susmamızın içinde bir anlam olacak. Ama öbür türlü ne yaparız? Sahte bir yazılım üzerinden yaşadığımız hayatı sürekli birbirimize aktaran, birbirimizden şikayet eden, birilerini eleştirerek rahatlamaya çalışan bir pozisyona düşeriz. Yani şunu düşünün. Gerçekten kendim neyim? Benim tek önemli, asli hedefim bu. Kendimi bulduktan sonra diğer soruların cevabına geçeceğim. Çünkü ben deyip sürekli yanlış bir benliğin hikayesini konuşuyoruz. Onu gerçek diye algılayıp onunla yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. O yüzden bir işte o hero'ya ihtiyacımız var. Bir tırnak içinde bütün o yanlış yazılımları sıfırlamaya ihtiyacımız var. Ne kadar sıfırlarsanız gerçek yazılım size o kadar net, açık ve gerçek gözükür. Ama dediğim gibi bakın, biz niye bugün hakikatle aramızda büyük bir mesafe olduğu halini yaşıyoruz, böyle bir durumu? Çünkü sahte yazılım buna izin vermiyor ki. En fazla gidiyorsunuz, ya çok güzel bir sohbetti, rahatlatıyor ya falan. Ama şuradan çıkarken sahte yazılım devam ediyor. Nerede kalmıştık diyor. Tamam mı? Böyle bir sahte bir yazılım var yani. Ses çıkarmıyor bir durumda. Bakın soru sorun diyorum. Hiç sahte yazılımlardan soru gelmiyor.
Halbuki sahte yazılımların birçok sorusu vardı, değil mi? Veya itirazı vardı aslında. Onları fark edin, dillendirin, hiç rahatsız olmayın. Diyelim ki doğru bir şey dinliyorsun, işte atıyorum merhamet, insanlık, anlayış falan, felsefe üzerinden, din üzerinden vesaire. Sonra bir çıkıyorsunuz diyelim ki herhangi bir toplantıdan, sohbetten falan. Sahte yazılım diyor ki, nerede kalmıştık diyor. Şimdi ne yapacaktık? Neden? Çünkü öyle uyanık ki fazla nüfuz etmenize engel oluyor. İşte bir en başta onları bulmalısınız. Onlar bazen bu iş çok zor diyen, ya işte doğru söylüyor ama işte zaman öyle değil. İşte bunları yaşamak için dağ başına çıkmak lazım. Bunlar için böyle etrafındaki insanların da biraz düzgün olması lazım diyen, yani bir anda mevzuyu kapatan ama tatlı bir şekilde, hiç beni rahatsız etmiyor, böyle tatlı bir şekilde, hadi canım diyor, bunu bırakalım, bu çok güzel bir şey, bunu bırakalım. Hani biz diyoruz ya böyle, insanlar Kur'an okuyup asıyorlar falan, hepimiz aşağı yukarı o şey değil. Yani içimizdeki yazılım diyor ki, ara sıra onu oku, işte ara sıra atıyorum İsmail Bey'in sohbetine git, falanı dinle, falan kitabı oku. Ama yani hayatta pek öyle şeylerin yaşanabileceği bir zaman değil yani, çok zor. Çok zor. Hocam. Ne güzel kapatıyor defteri yani, süper. Hiç rahatsız etmiyor abi. Tabii. Sahte bir ürün. Sahte yazılımla doğru yazılım bir arada ne kadar yaşayabilir? Ölünceye kadar. Yani Allah Kur'an'da diyor ya, işte biz iki suyu bir araya getirdik, hiç karışmazlar. Bunun ego tarafından üretilmiş sahtesi diyor ki, o da gitsin, bu da gitsin, ikisi birlikte yürüsün. Ben hiç diyor birbirine karıştırmıyorum. O ayrı, o ayrı diyor. Mesela diyorsun ki, Allah'ın sevgisi sana yetmez mi? Ya yeter ama o ayrı diyor. Bak ne güzel götürüyor. Hiç. Doğru yazılım tek başına her yerde barınabilir o zaman. Tabii ki doğru yazılım her yerde barınabilir. Ama egomuz, o sahte yazılım ya doğru yazılımı reddediyor, eğer reddetmiyorsa bir arada götürürüm diyor, sen merak etme, hiç problem yok. Sen Kur'an'ı da dinleyebilirsin, tırnak içinde hayatını da yaşayabilirsin. Çünkü sahte yazılım şunu diyor, Kur'an'a göre yaşarsan hayatını yaşayamazsın. O nasıl bir hayatsa, bakın çok uyanıktır ya, sahte yazılım. Hakikatle sahteyi bir arada götürür. Hiç birbirine de karıştırmaz. Böyle tatlı tatlı giderler. Ama aslında doğru yazılım sende hiçbir zaman etkili olmaz. Şimdi atıyorum ben yanlış yazılımı doğruya geçtim. Ama yanımdaki hayat arkadaşım mesela, eşim doğruya bir türlü geçemiyor. Yani ben nasıl götürürüm bu işi? Onu diyorum aslında. Hani ben iki yazılımı birden nasıl kullanırım demedim. Yani bak Asiye götürmüş, Kur'an'da anlatıyor. Evet, Hazreti Asiye kocası Firavun, eğer o anlamda soruyorsan, Hazreti Asiye doğru yazılım üzere yaşıyordu. Tırnak içinde hayat arkadaşı, benim tek bir hayat arkadaşım var Allah. Onu da, bakın değil mi? Tabii, yok diyorlar. Tabii, benim hayat arkadaşım, hiç kimsenin hayat arkadaşı bir insan olmamalı. Anlatabildim mi? Asli hayat arkadaşın, değil mi? Asli dostun Allah'tır. Diğer insanlar izafi olarak hayat arkadaşın, dostun olabilir. Hakiki olan, kalıcı olan, mutlak olan Allah'tır. Bakın peygamber mağarada ne diyor? Allah bizimledir. Demiyor ki, ey Ebu Bekir ben senleyim, sen de benlesin, ikimiz ölürsek birlikte ölürüz. Değil mi? Kader arkadaşımsın, öyle mi diyor? Yanlış yazılım. Ha, tabii yanlış yazılım öyle diyor. Doğru yazılım ne diyor? Allah bizimle. Bak sen kendini benle diye düşünme. Ben de seninle değilim. Öyle düşünmüyorum. İkimiz de Allah'layız. İşte doğru hayat arkadaşlığı da böyle bir şeydir eğer olacaksa. Anlatabildim mi? Evet. Şey, siz bu canavarla ilgili anlatırken ben bir iki kendi kafamda geliştirdiğim bir sembolizm canlandı tekrar. Bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Şefa hufretin.
Çukurun dudakları, aslında cehennemin dudaklarından aşağı çukura düşecektiniz de peygamber sizi kurtardı anlamında. Bütün Hristiyan cehennem çizimlerinin hepsinde bir canavar var. İçinde insanlar var. Ve İsa Aleyhisselam onları oradan çıkartmaya çalışıyor. Evet, bakın İsa nedir orada? Hakikati temsil ediyor. Bakın İncil'de geçer. Hakikat sizi özgür kılacaktır. Ve onlar da... Bizi peygamber de kurtarmayacak. İsa da kurtarmayacak. Hazreti Muhammed de onların temsil ettiği bir şey. İnsan olarak değil. Hakikat olarak onlar bizi kurtarıyorlar. Onun için bakın İncil'deki ifade çok önemli. Hakikat sizi özgür kılacaktır. O yüzden bakın peygamberler de öyledir. Biz sizi kurtarıyoruz değil. Bizim hem fiilen hem hakikat olarak, bilgi olarak, ilim olarak temsil ettiğimiz hakikat sizi kurtaracaktır. O yüzden bakın bizi kurtaracak olan hakikattir. Doğru yazılımdır. Ha, onların örnekleri peygamberlerdir. Onların örnekleri kamil insanlardır. O yüzden sahteliğin farkına varmak en temel şey bu. Ya sahteliği devam ettireceğiz ve onun sonuçlarını yaşayacağız ya da sahtenin yerine gerçeği bulacağız. Bakın Yunus her zaman Yunus'tu aslında. Ama balığın karnına girince ona mahkum oldu değil mi? Artık balık nereye götürürse oraya gidiyordu. Değil mi? Bunun gibi düşün. Sahte yazılımın sizi nereye götürdüğünü düşün. Ve oradan çıkın. O sahte yazılımdan çıkın. O düşüncelerden, o duygulardan. Ama sakince, acele etmeden. Kaygılanmadan, korkmadan, gerilmeden, hepimizin en kolay yolculuğu aslında bu. Bakın buna kesin inanın. Çok kolay bir şeydir özdeşleşmediğiniz zaman. Özdeşleşmediğiniz bir durumda çok kolay. Özdeşleştiğiniz anda zor görülür. Şöyle yapabilir miyiz hocam mesela? Hani bunun ve bu dersten çıktıktan sonra hemen kapıyı attığında sahte yazılım diyor. Doğru söylüyor İsmail Bey. Yani iki yazılım var. Birisi hakiki yazılım, birisi de gerçek yazılım. Bir insan hani şu kararı verirse, ben gerçek yazılımın için mücadele edeceğim dediği, bunu bütün benliğinde söylediğinde bunu başarma şansı daha yüksek olur gibi geliyor. Kesinlikle şans değil, bu hakkı kuracak bir şeydir. Olana gerçekten o gerçekliğin hak ettiği değeri verin. Sahteye de değer vermeyin. Bu kadar. Sahteye değer verirseniz kendi değerinizi kaybedersiniz. Onun için kutsal metinlerde denir. Şeytan en son onun adımlarını izleyenleri bırakıverecek. Çünkü bir şey elde edemeyecekler. Bakın sahte yazılımdan hiçbir şey kazanamayız. Yanlış düşüncelerle bir şey kazanamayız. Asla. O yüzden gerçeğe hak ettiği değeri verin. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Yani gerçeğe hak ettiği değeri vermek, kendinize hak ettiğiniz değeri vermektir. Sahte olan bir şeyi onaylamak, kendi hakikatimize karşı bir haksızlık ve zulümdür. İşte diyelim ki düşünün, vücudunuzdaki virüsleri onaylarsanız, onları çoğaltacak şekilde davranırsanız, bedeninizi en son öldürmüş olacaksınız değil mi? Bunun gibi. Bedenini seviyorsan virüsleri temizlersin. Virüsleri onaylıyorsan, onları bedenden uzaklaştırmaya çalışmıyorsan, kendi bedenine karşı haksızlık yapıyorsun. Bunun gibi. Ben kendi nefsime niye zulmedeyim? Niye hayatımı yanlış bir şeyin üzerine bina edeyim? O yüzden bütün kutsal metinler insanın uyanması içindir. Ve o uyanıklıkla gerçekten bu dünyadaki hayatı yaşamak içindir.
Mesela bakın emin olun ben hayatımda yıllardır kim bana vefalı, kim vefasız, dostum kim, işte kim beni seviyor, kim bana değer veriyor, kimin dünyasında varım, ben ölünce kim ağlar, hiçbiri yok. Bu insanların ölümsemeden anlamına mı geliyor? Asla. Çok saygı duyarım, çok duyarlıyım. Ama şunu fark ettim, bunlar çok yanlış bir yazılım ya, gereksiz bana yük olan şeyler. Ve bıraktım. Basitti yani, bıraktım yani. Evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık hocam.